TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Betül Soysal Bozdoğan. Haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Bugün yine toplumun ana gündemi olan konulardan birini mercek altına alıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmelilere kadro konusu çözüm masasında. Süreç son aşamada. Hükümet kanadı üst üste yaptığı hamlelerle ekonomi ve çalışma hayatına dair uzunca bir süredir bekleyen sorunları ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda merak edilen pek çok soru listemizde olacak. Bakalım uzmanlarımızdan ne yorumlar alacağız? 25 soru, 25 cevapta EYT başlıyor. Sayın seyirciler, yılın son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Bu kapsamda milyonların gözü kulağı bu konuya kilitlenmiş durumda. Biz de bugün 25 soru, 25 cevapta EYT yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum efendim. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Betül Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ankara'dan stüdyomuzdan programımıza katkı sağlayacak olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Develi, hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Ve bağlantıyla programımıza katkı sağlayacak olan Yeni Şafak Gazetesi yazarı, doçent doktor Yusuf Dinç, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş bulduk Sayın Soysal Bozdoğan. Konuklarımızı izleyenleri selamlıyorum. Teşekkürler. Evet, Yusuf hocamızın bağlantısına tekrar bir bakarsak sevinirim. Arada kesiliyor. Evet sayın seyirciler, öncelikle ilgili haberimizi ekranlara getirelim. Son gelişmelere dair bir özet niteliğinde sonrasında söyleşimize başlayacağız. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gözler 26 Aralık Pazartesi günü, yani yarına çevrildi. Bakan Bilgin çalışmalardaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte ilk etapta koşulları sağlayan 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. İşte ayrıntılar. Emeklilikte yaşa takılanlar deyince 8 Eylül 99'dan önce işe başlamış olanları kastediyoruz. 99'dan önce işe girmemişse ne kadar boşlanırsan boşlan olmaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevcut yasamızda olan haklar devam edecek dedi. EYT'de başlangıç tarihi için 8 Eylül 1999'u işaret etti. Yaş sınırı olup olmayacağının henüz netleşmediğini söyledi. Bu aralığa kadar yaklaşık her ay değişiyor bu rakam, biliyorsunuz sayı. 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyon civarında veya 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı, hizmet süresi tamamlanmış olanlar sayısı bu. Eğer hiçbir yaş sınırı olmazsa bunlar giriyor. Toplamda 5 milyon 700 bin falan. 1999'daki emeklilik şartları EYT'de de uygulanacak. Çalışma süresi, hizmet süreleri değişmeyecek. Kısmi emeklilik koşulları devam edecek. Çalışmanın detayları için gözler Beştepe'de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin hazırlanan raporu pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Bu ay sonuna kadar biz meclise götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak'ta. EYT düzenlemesinde kıdem tazminatı konusunda işverene destek de sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında kredi garanti fonu kefaletiyle uygun finansman sağlanacak. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim uygulanacak. Evet sayın seyirciler, EYT'ye dair son gelişmeleri kısaca özetleyelim. Şimdi bilgi ekranımıza dönelim.
8 Eylül 1999'dan önce işe girenleri kapsayacak EYT. Kısmi emeklilik koşulları aynen devam edecek. Çalışma ve hizmet süreleri değişmeyecek. 5000 prim günü şartı aranacak. Doğum ve askerlik borçlanması üzerinde çalışılıyor. Bir sonraki bilgi ekranımız, evet, geldi. Yaş sınırı çalışmalar tamamlandıktan sonra netleşecek. İşverene sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. İşverene EYT için kredi desteği verilecek. Düzenlemenin 26 Aralık'ta, yani yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Evet, kısaca özetledik Sayın Şener. Şöyle hızlı, dinamik, tempolu bir yayın olsun istiyoruz. 25 soru, 25 cevapta EYT'yi özetleyelim. Beklentilere cevap niteliğinde olsun yayınımız. Çünkü gerçekten çok büyük bir kitleyi ilgilendiren bir konu. Bu noktada hemen başlayalım efendim. EYT çalışması ne durumda? Yarın önemli bir gün müdür EYT için? Tabii biliyorsunuz çok uzun süreden beri EYT ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Şimdi burada önemli bir nokta var aslında. Bu da özellikle 8 Eylül 99 öncesi için bir çalışma. Zaten yasa yeni çıktığında biliyorsunuz o tarihte çıktı ve ondan sonrası için geçerli olan bir çalışmaydı. O yüzden tabii burada sayı da yapılan çalışmaya göre değişeceği için, mesela şimdi söylenen mevcut yapılan çalışmaya göre 1 milyon 800 binin üzerinde aşağı yukarı da Ocak ayında da 2 milyonu aşacak bir rakamdan bahsediliyor. Doğal olarak da çalışma bu yönde şekillenmiş durumda şu anda. Yani çalışma aslında son aşamaya geldi. Çok muhtemeldir ki Ocak ayının ilk haftasında da meclis gündemine gelecek. Yani yarınki Bakanlar Kurulu'nda da çok büyük ihtimalle konuşulacak. Evet. Ve dolayısıyla biz aslında Ocak ayı içerisinde EYT meselesinin tamamıyla halledilmiş olduğunu göreceğiz. Tabii burada bir püf noktası daha var. O da 1 Ocak itibariyle bu düzenleme yürürlüğe girmiş olacak aslında bakıldığında. Doğal olarak bu süreç, yani aşağı yukarı bir aylık bir süre kaldı kalmadı diyebiliriz. O meclisin çalışma takvimine göre bu süreç uzayabilir ya da kısalabilir. Ama zaten 2023'ün başında bu mesele de halledilmiş olacak. Aslında önemli bir mesele. Çok ciddi bir platform oluştu biliyorsunuz bununla ilgili. Çok ciddi de sayılardan bahsediliyor. İşte Sayın Bakan da açıkladı. Ocak ayı itibariyle 2 milyonun üzerinde. İlerleyen evet. aşamada kademede bu sayı daha da hızlı şekilde artacak gibi gözüküyor. 2 milyonla 5 milyon arasında bir geniş bir yelpazeden bahsediyoruz ve artık çözüm masasına son aşamaya gelindi. Bahsettiğiniz gibi kurulan platformların vermiş olduğu mücadeleye baktığımız zaman AK Parti öncesine kadar gidiyor bu mesele. Yeni bir konu değil Türkiye için ve artık son bir ay diyorsunuz. Nefesler tutuldu, bekleniyor adeta. Evet efendim, Sayın Duman, size sormak isterim. EYT kimleri kapsayacak? Şimdi pek çok husus bu arada netleşti. İki hususta bir muğlaklık var. Ona dair yorumları alacağım. Birincisi yaş sınırı, ikincisi doğum ve askerlik borçlanması konusu. Bunları da konuşuruz ama netleşen durumlardan, hususlardan devam edelim. EYT kimleri kapsayacak efendim? 4447 sayılı kanundan önce 20 yıl olan kadın, 25 yıl olan erkek, 5000 günü olanlar SSK kapsamında. Bağkur ve emekli sandığında da 7200 ve 9000 meselesi vardı. Bunu herkes biliyor. Artık eskiden kanun şuydu: kadınlar 38, erkekler 43 yaşını doldurduğunda emekli olurdu. 8 Eylül 1999'da bir yasa geçti. Bunun adı 4447. Bu yasayla beraber 38 yaşı 58'e, 43 yaşı da 60'a kadar tırmandı kademeli şekilde. O dönem partide grubu olan bir siyasi parti, mecliste grubu olan bir siyasi parti itiraz etti bu yasaya. 2001 yılının Kasım ayında Anayasa Mahkemesi'nde yasa görüldü ve bir karar çıktı. 23.5.2002 tarihinde 4.759 sayılı kanun olarak karşılığını buldu. Ve biz ilk çıkan 4.447'yi normalde Anayasa Mahkemesi iptal etti. Daha sonradan 2002'de gelen yasaya göre yaş haddini kullanıyoruz. Ama yasanın ilk tarihi 8 Eylül 1999, Anayasa Mahkemesi'nin kararında da atıf yaptığı tarih 8 Eylül 99. Onun için bu tarihten öncesi EYT'li. Borçlanma meselesine gelirsek, bugün 5510 sayılı kanunda ya da bundan önceki SSK Bağkur kanunlarında, işte 506-1479, der ki borçlanma kanunu, kişinin ilk sigortaya başladığı tarihten önceki bir tarihi borçlanıyor ise, bu durumda borçlanılan süre kadar sigorta girişi geriye çeker. Zaten doğum borçlanmasında sigortadan sonra doğan çocuklar doğum borçlanması kapsamında. Onun bir istisnası var yalnız. Geçmişten gelen kısa vade sigorta kollarında, yani çırak ve stajyerlik sebebiyle
eğitim öğrenim gördüğü zaman dilimi içerisinde kısa vadeli bir sigorta giriş yapılmış ise, daha sonra uzun vadeli giriş ve kısa vadeli giriş arasında doğum gerçekleşmişse, evet o zaman doğum borçlanması sigorta girişini geriye çeker. Aksi takdirde çekmez. Ama sigortada askerlik ve doğum borçlanması dışında girişi geriye çeken başka borçlanmalar da var. Mesela gurbetçilerin yurt dışı borçlanması. Sigorta girişini geriye çeker. Doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri, avukatların stajyerlikte geçen süreleri, yüksek öğrenim gören öğrencilerin doktorda geçen süreleri, eğer ilk çalışmadan önceyse bunlar, sigorta girişini borçlanma kapsamında geriye çeker. Kanunun 40-41. Maddeleri bunları açıkça ifade etmiş zaten 5005 son sayılı kanun. Şimdi burada borçlanılan süre önemli. Kişi askerliğini sigortaya girdiği tarihten sonra yaptıysa o zaman borçlanma geriye çekmez. Yani örneklendirelim, 99 yılında sigortaya başlamış, 2000 yılında askere gitmiş. O zaman bu askerlik borçlanmasının geriye çekmesinden bahsedemeyiz. Ama tam tersi ise 2000'de sigortaya başlamış, 1999 yılında askerliğini yapmış. Evet, o zaman sigorta girişini geriye çekebiliriz. Evet, çok net ifadelerle cevabımızı aldık. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Develi'ye dönmek istiyorum. Kısmi emeklilik koşulları devam edecek mi? Buyurunuz efendim. Efendim, öncelikle bu şeyle ilgili olarak, yani EYT ile ilgili olarak toplumsal bir beklenti, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Yani 2022 yılı hakikaten iş hayatına dair düzenlemelerin, sosyal düzenlemelerin yoğun olarak devam ettiği bir dönem olarak biz bunu hatırlayacağız. Özellikle 3600 ek gösterge hususunun devam ettiğini göreceğiz biz bu noktada. Bunun katkılarını iktisadi olarak önümüzdeki yıl itibariyle göreceğiz. Ben birazcık daha bu düzenlemelerin, iş hayatındaki düzenlemelerin mevcut iktisadi konjektürdeki durumu ve önümüzdeki yıla dair etkileri üzerinde de biraz da durmak istiyorum esasında. Az önce bahsettiğim ifadeyle, yani 2022 bu sosyal düzenlemelerin, iş hayatına dair sosyal düzenlemelerin toplu halde çözüldüğü bir yıl olarak biz esasında hatırlayacağız her dönemi, bu önümüzdeki dönemler itibariyle. Çünkü toplumu ilgilendiren çok geniş meselelerdi bunlar. Toplumsal talebin çok yoğun olduğu durumlardı bunlar ve esasında da yüksek enflasyon sürecinde de oluşan bir gelişmeydi bu. Ve dünyanın geri kalanına baktığımız zaman esasında böyle satın alma güçlerinin geriye gittiği bir dönem içerisinde bu düzenlemelerin yapılıyor olması esasında refahı ve satın alma gücünü de olumlu yönde etkileyen bir unsur olarak bu noktada değerlendirmek mümkün. Tabii bu EYT ile ilgili olarak da rakamlar ve bunun derinliği ve kapsamını bilemiyoruz ama bu sonuçta kamudan çok özel sektörü ilgilendiren bir husus esasında. Çünkü burada kıdem tazminatı konu olacak. Yani kıdem tazminatının finansmanı gibi konuları biz konuşacağız. Biz önümüzdeki dönem itibariyle. Bununla ilgili KGF fonlarını konuşacağız. Bir tarafta da para ve maliye politikalarını konuştuğumuz bir dönemde biz bu süreç içerisinde göreceğiz. Tabii bu nasıl bir önümüzdeki dönem itibariyle bu sabit ücretle çalışanlar için etki sağlayacak? Bununla ilgili de mesela konuşmak gerekir diye düşünüyorum ben bu noktada. Mesela bu kıdem tazminatıyla beraber normalde 400 bin civarında emekli oluyor. Bunu bekliyoruz. Fakat bu yıl itibariyle bu EYT ile beraber 1,5 milyon, 2 milyon insan ilave olarak biz emekli olacağını söyleyebiliriz. Tam derinlik ve kapsamı bilmiyoruz. Yaş ne kadar aşağı gelecek mi, gelmeyecek mi, yaş sınırı olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. Ama buradan özel sektörün %70'lik, %80'lik bir paya, tabii o rakamlarla o genişliğe göre değişebileceğini biz bu noktada ifade edebiliriz. Böyle bir süreçte durum olacak ve dolayısıyla da bu kıdem tazminatının da çalışanlar tarafından alınmasıyla, emekli olunmasıyla önümüzdeki yıl itibariyle projeksiyonlara bakacak olursak rahatlatıcı bir parasal bir genişleme olacağı hususunu söyleyebiliriz. Bir diğer husus ise geçmiş olduğumuz dönemdeki, ya yani geçmiş oldu, bitirmekte olduğumuz yıldaki enflasyonu önümüzdeki yıl itibariyle görmeyeceğiz. Yani yıl sonu ortalaması, Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesi %30'luk ve yıl sonu itibariyle %20'lik bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Peki şu anda biz ne alıyoruz? Asgari ücrette %55'lik bir artış durumu söz konusu. Reel olarak ciddi bir artıştan bahsedebiliriz. Yani 2003 yılından beri reel ücretlerde bir artış durumu söz konusu. Ya bu iş hayatındaki kolektif olarak bu değerlendirmeleri biz yerinde yapmak durumundayız. Sizin sorduğunuz soru ilgili olarak da, yani bu Sayın Bakanımızın ifade etmiş olduğu gibi mevcut hakların devam edeceği yönünde bir devam edeceği yönünde bir açıklama
bu noktada yapıldı. Tabii burada önümüzü yarın görmek lazım, haftayı görmek lazım. Yani tam detaylar o zaman belli olacak. Yani en çok merak edilen husus şu anda yaş ne olacak? Yaş olacak mı, olmayacak evet, mı? Evet, oraları geçeceğiz. Stajyerlerle ilgili ciddi bir gündem durumu söz konusu. Sayın Develi, biraz böyle hızlı ve dinamik bir yayın olsun istiyoruz. O nedenle 1,5-2'şer dakikalık kan yorumlar sizlerden rica edeceğim. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Cevabımızı aldık sizden. Şimdi Sayın Dinç'e geçmek istiyorum. Efendim, tabii çalışma hayatına dair son dönemde çok önemli kararlar alınıyor ve EYT gündemimizde şu an. Size şunu sormak isterim efendim. Çalışma ve hizmet süreleri değişiyor mu? Çalışma ve hizmet sürelerinin şimdi biraz da Sayın Duman'ın burada bulunmasının konforuyla söyleyeyim. Mevcut da değişmiyor. Fakat sadece bu EYT'li kapsamdakiler için bu emeklilik yaşının var olup olmayacağı üzerine bir tartışma var. Burada yeni bir yaş şartı mı gelecek? Yoksa yaş şartı olmaksızın mı emekli olacaklar üzerine bir tartışma var? Yoksa çalışma şartlarında prim gün sayısında benim bildiğim bir değişiklik gerçekleşmeyecek. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Şener, 5000 prim günü şartı var mı efendim? Tabii zaten asıl olan şu, bu EYT dediğimiz emeklilikte yaşa takılan, aslında 99'da getirilen düzenlemeyle erkekler için 25 yıl 3 tane şart var biliyorsunuz. 25 yıl, kadınlar için 20 yıl şartı var. Onun da ötesinde prim günü olarak da 5000 prim günü şartı var. Dolayısıyla aslında emeklilikte yaşa takılanlar zaten bunu dolduranlar. Prim yani gününü dolduranlar, tamamlayanlar, tabii, sadece yaş sınırına takılanlar. Tabii ki sadece yaş sınırına takılanlar. Dolayısıyla orada yaşla ilgili bir düzenleme de ben geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten emeklilikte yaşa takıldıkları için böyle bir düzenleme yapılıyor. O zaman yaşla ilgili bir geriye çekme olduğu zaman zaten mantıksal olarak da 99 öncesini kapladığı için bu durum, yaşla ilgili kısım o dönemde 20 yaşında dahi olsanız, yani 99 yılında girmiş olsanız, 20 yaşında sigortalılığa girmiş olsanız neticede bugün itibariyle 45 yaşının üzerine çıkmış oluyorsunuz. Yani 25 yıl aradan geçmesi için, en azından o prim günlerinin tamamlanması için. Dolayısıyla burada değiştirilecek olan kısım daha ziyade bu 8 Eylül 99 öncesinde sigortalılığı olacaklar kısmında bir farklılık olacak. Diğer taraftan özellikle çok muğlak olan bir konu da bu askerlik. Ali hocamız da söyledi, askerlikle ilgili sayılacak kısım aslında 5510 sayılı kanunda çok net olarak belirtilmiş. Askerlik yaptığınız süre kadar geriye çekilir diyor. Yani siz 12 ay ya da 24 ay askerlik yaptıysanız ve gidip 2004 yılında örneğin sigortalı olarak işe girdiyseniz sizi 24 ay yapmış olsanız askerliği en fazla 2 yıl geriye çekmiş olacak sigortalılığınızı. Dolayısıyla oradaki kafa karışıklığı aslında kanunda net olarak belirtilmiş. Tabii kanunun maddesi değiştirilirse bu da farklı şekilde yorumlanabilir. Ancak var olan kanuna göre yani ne kadar gün yaptıysanız askerliği o kadar geriye çekmiş oluyorsunuz. O zaman da 12 ya da 18 ay yapmış olmanıza göre durum 2000 ya da 2001'e kadar sigortalı olmanız belki askerlikten dolayı kurtarabilecek. Onun üstündeki sigortalılık askerlikten dolayı da kurtarmayacak gözüküyor. Evet, yine merak eden hususlardan birini hızlı anlatıyorum. Siz çabuk çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok uyumlu bir yayın oluyor. Efendim, erkek ve kadınlarda hangi şartlar aranacak? Eğer hani erkek ve kadın diye ayırırsak şöyle siz nasıl özetlersiniz? Tabii ki şimdi hem tam aylık açısından hem kısmi aylık açısından bakmak lazım meseleye. Biraz önce tam aylığı tanımlarken 5000 gün olduğunu açıkça ifade etmiştik. 4 aylar yani SSK'lar için. Bağkur ve Milisandı için 7200 kadınlarda. Erkeklerde yine 99 öncesi 4 aylarda 5000 gün ama 4B ve 4C'de 9000 gün yani 25 tam yıl. Kısmi aylık ise kanunda ileri yaşta emeklilik demek. 99'dan önce bu da var. Şimdi kısmi aylıkta şöyle 3600 gün. Hatta biliriz ki biz mesela bir kişi 99'dan önce sigortaya girmişse işte adres değiştirecek, memleketine taşınacak. Gider sigortadan 3600 gün doldurmuşsa kıdem tazminat yazısı alır. Gider işverene verir, haklarını alarak memleketine gider. Dolayısıyla bu 3600 kısmi emeklilik şartından kaynaklanıyor. Bağkur'da ve emekli sandığında bu süre 5400.
Şimdi 3600 ile 5400 arasında sosyal güvenlik biliyorsunuz çalışanlar aslında biraz yıpranma payı gözünden bakmış. İşte 25 yıllık çalışmada 5000 gün 14 sene. 3600'de de 15 yıllık çalışmada 10 sene. Ama Bağkur ve Emeklisi Hanım'la demiş ki sizde hiç boşluk zaman yok. Sizde süre kadar çalışma istiyorum. Kısmi emeklilikle ilgili Sayın Bakan'ın son beyanatı şu. Ya onlar aslında yaşa takılmadılar. Zaten bir yaş gerekiyordu gibi 50, ifade bulundu. 50-55 vardı. Bağkurlular için, devlet memurları için 61 meselesi var. Şimdi 50-55 yaş da ama uzadı. Kadınlar için 58'e, erkekler için 55-60'a. Yani kısmi emeklilikte de, normal emeklilikte 38-43 olan kısmi emeklilikte de 50-55'ti. Tabii bunlar şu an itibariyle belirsizliğini koruyor. Neden? Yasa metni halinde karşımıza gelmediği için. Tabii ki yasa metninde biz günde bir değişiklik olacak mı? Şimdi Sayın Bakanımızın son özellikle Temmuz ayından bu tarafa yaptığı bütün beyanatları toplayalım. Dedi ki 99 önce gün ve çalışma süresine biz dokunmuyoruz. Yaşla ilgili gerekli düzenlemeyi yapacağız. Yaşla ilgili düzenleme 99 öncesine göre mi yapılacak? Yoksa yeni bir düzenleme mi gelecek? Bunu tam kimse bilmiyor. Muallakta olan bir mesele. Ama yarın Sayın Bakan Cumhurbaşkanımıza kabine toplantısının ardından muhtemelen çalışmayı teslim edecek. Tabii ki meclis yasal bir prosedür. Yani yasamanın yapacağı. Bakanlar Kurulu biliyorsunuz ki yürütme. Yani yürütme ile yasama birbirinden ayrı olduğu için yürütme muhtemel olasılıkla çalışmasını tamamlayacak. Yasamada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok açık bir ifadesi var. 2023'te bu masadan bu sorun kalkmış olacak. Evet. Hatta son birkaç gün içinde aynı ifadeyi Sayın Bakanımız da tekrarladı. Yani bu durumda biz muhtemel olasılıkla en geç 30 Aralık Cuma ya da 31 Aralık resmi tatil muhtemelen TBMM'e çalışmayacaktır ama gelen evrak yasa teklifinin gelen evrak kaydı oluşabilir. Biz 2022 içinde yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildiğini, 2023 Ocak ayı içerisinde de bunun yasa olarak çıktığını muhtemelen tüm Türkiye 86 milyon göreceğiz. Evet, milyonları ilgilendiren bir konu, yıllardır süren bir mevzu ve hakikaten bu konu kapsamında tarihi günleri yaşıyoruz diyebiliriz. Kesinlikle. Hiç abartı yok. Evet. Şimdi Sayın Develi'ye geçmek istiyorum. Efendim doğum ve askerlik borçlanması konusu tabii çok merak edilen bir mevzu. Buna dair sizden yorum almak istiyorum. Hani düz bir soru olarak şöyle sorayım. Doğum ve askerlik borçlanması yapılabilecek mi? Şimdi 23.05.2002 tarihine önce yapılmış olan askerlik hizmet sürelerini bugün dahi borçlanmaların bu süresi 23.05.2002 tarihindeki hizmet süresini bu noktada artırıyor ve emeklilik yaş grubu daha önce tamamlamaya katkı sağlıyor. Hizmet süresini de bu noktada artırıyor. 23.05.2002 tarihinden sonra yapılmış olan askerlik hizmet sürelerinin borçlanması yaş grubuna avantaj sağlamaz. Sadece emeklilik hizmet süresinin daha önce tamamlanmasına katkı sağlıyor. Evet, Sayın Dinç size sormak isterim efendim. Yaş sınırı var mı? Yine çok önemli bir konu, çok tartışılan bir mesele. Muğlak yanları da olabilir. Ama sizden yorum almak istiyorum bu konuda. Çok merak edilen mevzu. Ben de merak ettiğim bir şey var. Askerliği biz 4 A'lı tartışıyoruz ama 4C'de durum biraz daha farklı. Belki Ali Bey onu açar. Bir de askerliğin tamamını mı yoksa bir kısmını borçlanabiliyor muyuz gibi tartışmalar da var. Sizin sorunuza şöyle cevap vereyim. Şimdi burada emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir problem var. İşte daha önceki yaş şartları farklıydı ve bu yükseltildi. Şimdi mevcut şartlarda Sayın Bakan'ın ifade ettiğine göre EYT'lilerin yaş ortalaması 48. Yani bu da bir miktar yaş sınırı gelse dahi EYT'lileri rahatsız etmeyeceğine işaret edebilir. Bunun üzerine de EYT'li olmayan yani 8 Eylül 99 sonrasında girişli olanların da kendi dengeleri bakımından yeni bir ihtiyaç ortaya çıkabilir. O yüzden belki EYT'liler için bir yaş sınırındansa genel için bir yaş sınırı tartışılıyordur. Tabii tam içerine hakim değiliz ama biz bu son bakanlar kurulundan sonra bir açıklama olmasını muhtemel bekliyoruz. Çünkü bu tarz konuların açıklamaları hep bakanlar kurulundan sonra geldi. Yani iki durum var. Ya EYT'liler için yeni bir yaş önerisi ya hiç yaş olmayacak. Tabii esas tartışma ya EYT'liler için bir yaş önerisi veyahut da genel için yeniden bir planlama gibi bir teklif var. Bunu da ancak yarın öğrenebileceğiz.
Evet, bir belki son dakika gelişmesi olarak verebiliriz. Saatler öncesinde Sayın Bakan Bilgin'in yapmış olduğu açıklamaya göre bu kapsamda, bu soru dahilinde şöyle bir açıklaması var. İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, yaş sınırından bahsediyor. Netleşmedi şeklinde yanıtlamış Sayın Bakan. Ben dinledim onu, çok özür dilerim. Evet. Şöyle oldu hatta, soru şöyle geldi Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, siz herkesi mi dosya halinde sunacaksınız yoksa belli bir yaş aralıklarını mı dosya halinde sunacaksınız? Sayın Bakan dedi ki biz hepsini çalışıyoruz. Yani 99'dan önce sigortaya girmiş olan ve bugün yaşı ne olursa olanları da sunacağız. Eğer bize bir yaş aralığı verilirse o yaş aralıklarını da özel olarak sunacağız. Ama bizde dosyamız eksiksiz tamam. Bu şekilde ifade etti Sayın Bakan. Yani eksiksiz bütün bilgiler bizde dedi. Mevcut dedi. Ve artı takvim belli mi sorusuna da şu cevabı vermiş Sayın Bakan Bey. Ocak ayına varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur açıklamasını yapmış Sayın Bakan Bey. Evet, Yusuf Bey az önce şerh düşmüştü. Askerlik mevzuna dair yanıtlar mısınız? Tabii şimdi şöyle, SSK ve Bağkur'da daha önceki dönemlerde askerlik borçlanmalarının tamamını almak mecburiyetinde kalınan dönemler var. Ama daha sonra şu an itibariyle askerlik borçlanması kısmi olarak alınabilir. Yani Ali Bey, bana bir sene askerlik borçlanmam yetiyor ama ben 18 ay askerlik yaptım. Hepsini ödeyecek miyim? Hepsini ödemek zorunda değilsiniz. Size ihtiyaç kadar olanı ödersiniz. Kanun size 30 gün ödeme süresi veriyor. 30 günde kaç lira yatırırsanız o liranın karşılığı günü alırsınız. Dolayısıyla bunda bir diretme yok. Devlet memurları kanunda 5500 son ve 5434 farklılık gösteriyor. Yani yeni devlet memuruyla eski devlet memurları arasında. Bir tanesi istediği kadar ödeyebilirken öbüründe tamamını ödemek gibi bazı koşullar var. Ki Sefer Hocam daha iyi bilir bu noktayı. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak şu an SSK ve Bağkur açısından soru geldiği için askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, doğum borçlanması, her türlü borçlanmalar süreli tamamı ödenmek zorunda değil, kısmi olarak ihtiyaç kadar ödenilebilir. Evet, şimdi düzenlemeden kaç kişi faydalanacak şeklinde soru sorulduğu zaman az önce de konuştuk. Yok, gene söyleyelim isterseniz. Lütfen. Şu an itibariyle 1 milyon 800 bin gözüküyor. Hı-hı. Ama bakın mevcut çalışmaya göre 1 milyon 800 bin. Hı-hı. Ocak itibariyle Sayın Bakan da açıkladı. 2 milyon kişinin üzerine çıkacak denildi. Evet. Fakat ilerleyen aşamada birçok kişi de bu işin içerisine katılacağı için, çünkü zaman geçtikçe ilaveler olacak. Hı-hı. Prim günlerini vesaire dolduranlar aynı şartlara sahip. Dolayısıyla burada tahmin edilen aşağı yukarı kısım 5 milyon 700 bine ulaşması. Ama nihayetinde bu rakam tekrar alabilir miyiz rakam? 5 milyon 700 bin civarında bir rakam tahmin ediliyor. Hı hı. Orada da işte yaş sınırı getirirseniz getirmezseniz hepsine göre sayı değişir. Evet, evet yani tabii. Ama mevcut şartlarda yaş sınırı olmadan, öyle söyleyelim, yaş sınırı olmadan Ocak ayı itibariyle 2 milyonun üzerine çıkacak bir rakamdan bahsediyoruz. Ama daha sonra kademeli olarak da 5 milyon 700 bini bulacak bir rakamdan bahsediyoruz. Evet, tam da sizin bu yorumlarınızı destekler mahiyette Sayın Bakan'dan açıklamalar geldi. Şu şekilde Sayın Bilgin şöyle dedi. Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Sayın Bilgin şöyle devam etti. Yaş sınırı olması halinde, sizin de söylediğiniz gibi, EYT'lilerin aşağı yukarı yarısının bu yıl, yarısının da gelecek yıl emekli olacağını aktardı Sayın Bakan. Evet, Sayın Develi'ye dönmek isterim. Efendim, işverene sosyal güvenlik destek priminde indirim yapılacak mı? Nasıl yorumlarsınız? Bence bu önemli bir nokta şu anda. İşverene bir indirimin gelmesi. Çünkü emekli olduktan sonra o nitelikli iş grubunu tutmak gerekiyor. Çünkü onlar artık meslekte belli bir doyuma gelmişler. Özel sektörden bahsediyorum. Kamu için de belki özel sektörden bahsediyorum. Dolayısıyla bu kesimi nasıl tutabiliriz biz? Bununla ilgili de bir teşvik gerekiyordu, bir sübvansiyon gerekiyordu. Bu istihdam piyasaları için oldukça önemli. Özellikle bu 40-50-55 yaş arası grubu ben çok önemsiyorum. Bunlar artık katma değer üretebilen nitelikli iş gücü ve genç bir nüfus. Ve bunlar ülkeye daha çok katacakları var.
Bu bağlamda işveren açısından da maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor ve bu 5 puanlık indirimin ben çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Nitelikli özel nitelikli iş gücü tutma anlamında da çok güçlü bir adım olduğunu ifade edebilirim. Rakamlarla ilgili olarak da mesela az önce sormuş olduğunuz soru ilaveten şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 14 milyona yakın emekli var. Belki bu süreç tamamlandığı zaman 20 milyon aşacağız biz. Böyle de bir proje bir resimle karşı karşıya kalacağımız söyleyebilirim. Evet efendim. Sayın Dinç, işverene EYT için kredi desteği verilecek mi? Bu da çok merak edilen konulardan birisi. Buyurunuz efendim. Evet, bu tarafını Hazine Maliye Bakanlığı çalıştı. KGF kapsamında bir kredi kampanyası yapılacak. KGF kapsamında yapılması şu demek, vade ve maliyetlerinin belirlenen, KGF şartlarında belirlenen daha uygun bir kredi modeli demek. Bunu bankalar sunacak, kredi kefaletini KGF verecek, yani kredi garanti fonu verecek. İşte bunun uygulaması nasıl olacak, bu henüz belli değil. Yani buradan borçlanmayı işveren yapacak mutlaka, fakat bu ödeme işvereni mi yapılacak, işveren mi çalışana dağıtacak, yoksa işveren kredi line'ını açıp yani kredi limitini açıp çalışanını bankaya yönlendirip oradan çalışanın kendisine mi ödeme yapılacağı şekilde bir planlama yapılacak, bunu göreceğiz. İkisi de mümkün. Burada bir çözüme ihtiyaç olduğu görünüyor, çünkü 2 milyon kişinin emekli olacağı varsayılırsa bir kere de bunların sistemde ciddi bir kıdem tazminatı yükü olacak ve işverenlerin bunu karşılamada bir finansman ihtiyacına başvurması muhtemel olacak. KGF de işte bu finansman ihtiyacını hazır bir çözüm olarak sunmuş oluyor. Çünkü Türkiye'de bugünkü kredi piyasasında kredi işlemleri selektif, yani yatırıma dönük, ihracata dönük, istihdama dönük alanlarda sunuluyor. O yüzden burada yeni bir pencere açmak gibi Hazine Maliye Bakanlığı'nın bir çalışması var. Onu da tekrar söylüyorum, vade ve maliyet yapısı hayli uygun olacaktır. Evet, Sayın Şener, bağ kurular efendim bu haklardan faydalanabilecek mi acaba? Tabii biraz önce Ali Bey de çok net olarak açtı aslında onu. Yani hem bağ kurulu dediğimiz kesim var, SSK'lı kesim var, bir de kamu görevlileri var biliyorsunuz. Evet. Hepsinin emeklilik şartları farklı aslında. Kısmi emeklilikte de farklı. İşte 3600 SSK'lılarda, 5400 bağ kurularda. Oradaki rakamlar farklı ama sizin sorduğunuz soruya net olarak yani hepsini kapsayacak şekilde. Yani bağ kuruluyu da, SSK'lıyı da, devlet memurlarını da aynı şekilde kapsayacak nitelikte bir düzenleme yapılıyor. Doğal olan da budur zaten. Yani hepsini kapsaması lazım. Diğer taraftan Yusuf Hoca'ya da bir katkı olması açısından lütfen, söyleyelim. Lütfen. Özellikle tabii burada tartışılan nokta ilerleyen aşamada 5 milyon 700 bin kişiye yakın bir kişi sayısına ulaşacak olduğu tahmin edilen bu EYT'nin finansman sorunu önemli bir noktası aslında. Yoksa herkes emekli olsun, yani bir problem yok. Orada da Hazine Maliye Bakanlığı'nın iyi bir çalışması var. Yani şöyle söyleyelim, Yusuf Hoca da söyledi, KGF kredisi verilecek. Yani özellikle bu tazminatların ödenmesiyle ilgili ve diğer masrafların karşılanmasıyla ilgili artı yeni işe alınacaklarla ilgili KGF kredileri biliyorsunuz faizleri çok düşük, yani çok hesaplı şekilde. Aynı zamanda da garantiyi de kredi garanti fonu sağlıyor. O yüzden bu çalışmayı topyekun düşünmek lazım. Yani hem sayı değiştikçe finansmanı farklılaşıyor. Evet. Hem de diğer taraftan bütün kesimleri kapsaması nedeniyle de aslında çok geniş bir uygulama. Yaşı da zaten buradaki yaş şartlarını da değiştirdiğimizde bu sayıyı çok daha üst seviyelerde de görebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla şimdilik düzenleme bu nitelikte. Yani bağ kuruluyu da kapsıyor diyebiliriz. Aslında hocam baktığım zaman gerçekten dinamikleri, parametreleri çok fazla, çok sofistike bir konu. Yani böyle bir konunun da çözülüyor olması da Türkiye için önemli bir kazanım, öyle değil mi efendim? Tabii şunu söyleyelim. Özellikle son 10 yıldır, 15 yıldır kamu görevlileriyle ilgili çok ciddi haklar, kazanımlar sağlanıyor. Bakın tasarrufu teşvik fonu vardı. Onlar tasfiye edildi ve sahiplerine bedelleri ödendi. Uzun yıllardır hani çok sıkıntı çekilen bir konuydu. Arkasından EYT'li meselesi çıktı. Şimdi bu sorun da çözülüyor. Evet. Ve işte dediğim gibi 5 milyon 700 bini bulabilecek sayıya doğru
giden bir rakamdan bahsediyoruz. Müthiş, müthiş. Tabii yani bunlar finansman olarak da çok büyük meblağa kapsıyor. Evet. Artı şöyle düşünün, hem kamu sektöründen hem özel sektöründen çok ciddi anlamda şimdiki şartlara göre 2 milyon kişi dahi emekli olsa bu kadarlık bir emekli nüfusuyla evet. daha karşı karşıya kalıyoruz. Doğal olarak hükümetin son dönemde yaptığı bu çalışmalar aslında bakıldığında diğer taraftan sadece bu da değil, hem son dönemde kamu görevlilerine ve tabii. işçilere verilen, asgari ücrete verilen zam da bunun içerisinde aslında. Bu düzenlemenin sözleşmelere içerisinde. Sözleşmelere kadro meselesi falan. Sözleşmelere kadro. Çok yani yılların evet. birikmişliği aslında. Evet. Bakın bu mesele 99'un meselesi. Yani 99'da getirilen bir kanunla bu kadar büyük bir grup oluştu aslında. Mağdur yani diyebileceğimiz ya da. Yani 23 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. Yani Türkiye bir kamburunu üstünden atmış oluyor. Tabiri caizse. Kesinlikle yani bunlar çok önemli reformlar aslında bakıldığında. Kolay bir şey değil ama yapılabiliyor demek ki, değil mi? Yani büyük bir irade gerektiren bir konu üzerinde çalışılınca, istenince demek ki oluyormuş, değil mi hocam? Tabii tabii, bunların hepsi irade hı-hı. gerektiriyor. Yani 3600 ek gösterge kamu görevlilerine de bir irade gerektiriyordu. Çünkü hatta şöyle söyleyelim, orada çok daha geniş bir kapsam yapıldı yani beklenenin ötesinde. Diğer taraftan EYT düzenlemesi de yıllardır yani çok ciddi anlamda kamu platformu oluşturulan bir alan yani. Evet. Burası da çözülüyor. Bence son dönem kamu görevlilerine ve SSK'lılara, diğer çalışanlara, işçilere dönük kazanılan haklar aslında bakıldığında son derece anlamlı. Bunların devam etmesi de doğal olarak bu kesimler üzerinde bir sosyal yönden en azından bir refah artışını ve sosyal düzenlemeyi de beraberinde getirmiş olacak. Evet, şimdi çok konuşulmayan 3 husus var. Onu peş peşe sormak istiyorum müsaadenizle. Efendim, EYT'liler ikinci kere kıdem tazminatı alabilirler mi? İş hukukuna göre alırlar. Evet. Şimdi Türkiye'deki emeklilik sistemi emekli olurken istifa et diyor. İstifa etmezsen emekli olamazsın. Yani iş bağını bitirmediğin sürece emekliye sevk olamazsın diyor. Birisi diyelim Ocak ayında EYT kanunu geldi. 31 Ocak'ta başvuran 1 Şubat'ta emekli olacak. 31 Ocak'ta çalışan işçinin başvurması için o iş akdini sonlandırması lazım. Mesela Bağkurulukta böyle bir mecburiyet yok. İş yerini kapatmak zorunda değil. Ama SSK'da var. İş sonlanınca kıdem tazminatı doğuyor. Zaten iş kanununda diyor ki emekli olmak işçi lehine haklı fesihtir. Tazminatını alır. Sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam ettiği sürece kıdemi uzar. Evet. Dolayısıyla ileride bir kıdem tazminatı alma hakkı daha doğar ama en az bir yıl çalışmak koşuluyla. Onu da söyleyelim. Kıdem evet. tazminatında 360 gün en az çalışmış olması lazım. Gerçi bizim yargı kararlarımıza baktığımızda yani çok mu detaya giriyorum ama onu da söyleyeyim. Önemli yok, hayır. Beklenen yargı şeyler kararları, buna vatandaşın diyelim, işçimiz emekli oldu. Dört gözle ekrana kilitlendiği anlar diyebiliriz. Buyurun. Peki o zaman tam netliğiyle anlatalım. Vatandaşımız emekli oldu. 2023 yılında kıdem tazminatını aldı. Aynı iş yerinde çalışmaya devam etti. 2033 yılında yeniden işten ayrıldı ya da işverenin işine son verdi. Haklı fesih işçiliğine. Normalde yargı der ki 2033 yılına göre hesaplanır, 2023'te aldığı içinden düşülür. Yani son 10 yıl hesaplanmaz. Normalde yargı kararlarına bakarsanız bu işçi burada kaç yılında çalışmaya başladı? İşte 2001 yılında çalıştı, 2023 yılında emekli oldu, 2033'te en son iş yerinden ayrıldı. Yani 32 yıllık geçmişi var. O zaman 2033'e göre 32 yıllık geçmişini çıkartır. Ne ödenmiş işçiye 2023'te onu düşer, kalanını ödeder. Yargı kararları da böyle. Yani kişinin emekli olurken aldığı kıdem tazminatı kıdemini sıfırlamaz. Aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorsa birleşik iş. Yani onu avans kıdem tazminatı olarak görür. Yargı kararları bu yönde. Tabii birçok vatandaşımız bunu bilmiyor. O da ayrı bir mesele. Evet, çok da konuşulmuyor bu konular. Yani tabii iş hukukuyla sosyal güvenlik hukuku bazı noktalarda birbirinden ayrı. Mesela şimdi Sayın Hocam, Bağkurlar bu haktan faydalanacak mı? Kesinlikle faydalanacak. Ama Bağkurlar içinde faydalanamayacak bir kesim var. Yani neden faydalanamayacak? Hangi kesim? Şöyle, ticari faaliyeti 30 yıldır, 40 yıldır var. Ama bir gecede gelen kanun hükmünde kararname sebebiyle Bağkur sigortalılığı elinden alınmış olanlar var. Mesela 2000 yılının 10. ayında, yine bakın hep konuştuklarımız eski Türkiye'nin problemi değil mi? 2000 yılının 10. ayında gelen kanun hükmünde kararname diyoruz. 99 yılında gelen Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yasa diyoruz. Eski Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine verdiği o kadar kambur var ki. Aslında düzelmesi gereken ve bekleyen o kadar çok sosyal güvenlik yenilikleri var ki bunları belirtmeye kalksak kitap olur. Evet. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasa tekliflerini alın bakın, neredeyse %50 sosyal güvenlik temelli.
Dolayısıyla yapılacak, evet bu bir başlangıç, 3600'de sözleşmeli personelde. Evet. EYT ile sorunların en büyüğünden başlamak suretiyle. Aha. Bakın en büyüğünden başlamak suretiyle bir başlangıç. Sayın Bakan zaten ilk geldiğinde bize sormuşlardı. Sayın Bakan bu konunun özünden geliyor. Bu konuda liyakat ehli. Sayın Bakan bu sorunları biliyor. Onun için çözümlenmesi gerekenleri bakın sıralı bir şekilde çözüyor. Peki EYT'nin içinde olması gereken başka neler var? Tabii böyle sorular da var. Acaba Bağkur tescil mağdurlarının problemi de bunun içinde çözülür mü? Gibi veya, sorular da var da ya da çırak ve stajyerler. Veya işte kamu çalışanları için farklı durumlar var mı? Diye bir soru. Yani şöyle, EYT'lilerin kamu çalışanları için farklı durumları var mı? Kamuda özel çalışanlarla ilgili şu meselesi var. Biliyorsunuz kamu emekli çalıştırmıyor. Eğer emeklilik, senin emeklilik süren doldu, o zaman biz senin sözleşmeni feshediyoruz. Sen git emekli ol derse, o zaman burada vatandaşı emekliye zorlamak gibi oluyor. Özellikle KHK'lılar için soruluyor bu soru. Yani kamu hükmünde kararnameyle kamu çalışanı olanlar için soruluyor bu soru. Ali Bey ben daha 45 yaşındayım, 46 yaşındayım. İşte kamu kadrosuna alındım. Önceden bir taşeron şirketteydim. Ya da işte 4C'liydim de 4B'liye geçtim. Yani sözleşmeli personel oldum. Önceden işçiydim. Acaba bu EYT geldiğinde ben işimden olup emekli olmak zorunda kalacak mıyım? Bakın herkes emekli olmayı istemiyor aslında. Evet. İşin özüne bakarsan. İstemeyenler var. Tabii Türkiye'nin büyük bir kısmı emekli olmayı istiyor. Emeklilik çünkü bir hayat garantisi, iş garantisi. Özel sektörde çalışanların en büyük problemi şu. Bizim iş güvencemiz yok diyor. Biz 45-50 yaşına geldikten sonra işveren diyor ki bize bir dakika. Biz seni emekli edelim. Yani yerine başka personel alalım. Neden? İşte 25 yaşında, 30 yaşında bir işçiden daha fazla verim ve üretim alıyorum diyor. Hı hı. İşverenin bakışı bu. Bu durumda işte biraz önce kıymetli hocam Ankara'dan dedi ki 45-50-55 yaşı ben çok önemsiyorum. Kesinlikle önemsenmesi gerekiyor zaten. Türkiye'de sosyal güvenlik çalışma teşvikleri 18-29 yaş aralığına yapılıyor. Yani genç kabul ettiğimiz ve kadın istihdamına yönelik. Halbuki emeklilik yaşının artık 65'e çıktığı bir ülkede konuşuyoruz biz. Hı hı. Yeni gelen kanunla. O zaman 50 yaşının üstünde iş bulamayan için de bir teşvik yöntemi lazım. Onun içerisinde çalışmasını ve iş garantisini hayata tutunacak dalını oluşturmak lazım. İşte bu da sosyal güvenlik sisteminin bir eksiği. Evet. Yani bunları hep sıralı olarak oluşturursak kesinlikle doğru. Son sorunuza gelelim. KHK'lılarla ilgili Sayın Bakan böyle bir zorunluluk oluşturmayacağız diye beyanatta bulundu. Yani emekli olmak isteyen emekli olacak, istemeyen ise kamuda çalışmaya devam edecek mantığı çıkıyor buradan. Ama bunun yasal düzenlemesini mecliste görüyoruz. Şimdi kamu söz konusu olduğunda şöyle bir soru da var. Emekli oluyor kişi, çalışan emekli olmak istiyor ve emekli oluyor. Fakat işveren de diyor ki yani sen kalifiye elemansın, tekrar burada devam et gibi bir şey olabilir mi? O özel sektörde oluyor şöyle. Kamuda olamıyor. Kamuda emekli çalışamaz. Yani emekli evet, maaşından fedakarlık edip. Bu çok net diyorsunuz. Edip, tabii emekli evet. maaşından. Bazı özel alanlar var çalışabileceği işte doktor gibi falan onlara bir takım personel hukukunda tanımlanmış ama normal şartlarda kamu emekli çalıştırmaz. Yani iş yeri hekimi falan yok. Kamuda da zorunlu emeklilik olmaz hocam zaten. Tabii reysen emeklilik tabii, var. Zorunlu emeklilik yok. Zorunlu emeklilik yok zaten. Reysen emeklilik var. Hani bundan illa yararlanacak diye bir durum yok yani. Şöyle hocam işçilerde böyle bir şimdi senede bir iş sözleşmesi yeni kamu işçilerinin sözleşmesi i̇şte yenilenirken. Sözleşmeler de zaten kadroluya alınıyor. Yani inşallah. Şimdi geçici sözleşmeleri, tam sözleşmeler bunlar böyle kamuda birkaç tane alan var. Özel sektörde normal şartlarda işçi emekli oldu, işveren diyebilir ki sosyal güvenlik destek primi ödeyerek seni çalıştıracağım. Şimdi biraz önceki 5 puanlık meselesi aslında burada asıl ortaya çıkıyor. Hı hı. Normalde bizim sosyal güvenlik sistemi 5 puan indirim yapılıyor aktif çalışanlarda. Yani sigorta primi brüt ücretin %37.5'i. Ama diyor ki sosyal güvenlik hukuku, sistem, mevzuat. Sen düzenli öde her ay borcunu bir sonraki aya yansıtma. Sen ödemen gereken %37.5'un %5'ini ben sana absorbe edeyim. Teşvik vereyim. Şimdi asgari ücret 10.000 lira olduktan sonra o %5 500 lira etti şu an işçi başı. Önemli yani işçi başı 500 lira ciddi bir para. Yani 37.5 yerine 32.5 öde. Bunun %15'ini işçi brütünden ödesin. %17.5'unu da işveren ödesin. Yani düzenli prim ödeyenlerde normal çalışan için işverene asgari bu ödeyeceği sigorta primi yükü %17.5. Evet. Ama sosyal güvenlik destek primi yani emekli çalışanlarda bu oran %32, 7.5'u işçiden, 24.5'u işverenden. Evet. Şimdi bakıyoruz normal çalışandan %17.5, emekli çalışandan %24.5. Arada %7'lik pay var. Evet. Şimdi işverenin talebi burada şu. Dedi ki
Ben aynı çalışanı emekli olarak çalıştırırsam bana %5 verecek misin? Yani aktif çalışandan olan 500 lira kâr edecek miyim? Sayın Bakan dedi ki evet, bununla alakalı çalışma başladı. Yani aynı çalışanı devam ettirirse. Peki bu bütün emekliler için gerek şey olacak mı? Bütün çalışanlar için, emekli çalışanlar için, bu hala soru işareti. Evet. Yani aynı iş yerinde çalışıp emekli olup çalışmaya devam edenler de bu olacağına dair Bakan Bey açık beyanat bulundu. Ama bütün SGTP'li çalışanları da bekliyoruz. Evet. Olmasını ümit ediyoruz. Tabii çalışanlar arasında bir ayrım olmasın. Tabii çok teknik olduğu için biraz konu, sizde kaldım. Şimdi devam edelim. Sayın Dinç'e sormak isterim efendim. Hizmet tespit davası hangi durumlarda açılabilir? Şimdi EYT özelinde çok spesifik bir durum var. Özellikle de deprem. Deprem nedeniyle işe başlayanların kaydının açılamadığı belki bir periyot var. Yani 17 Ağustos'ta deprem oldu. EYT'nin kestiği yer 8 Eylül düzelteyim. İşte tam o aralığa gelenler bir iş yerinde çalıştığı halde SGK girişi yapılamamışsa veya buna benzer başka örnekler hizmet tespitine dönük dava açabiliyor. Fakat burada gerçekten deprem esnasında işe başlayanlar, depremden hemen sonra işe başlayanların ciddi şikayetleri var. Belki bunların tespit davalarını ayrıca hızlandırmak lazım. Böyle bir tasarrufta bulunmak gerekebilir. Sayın Develi, size dönmek isterim efendim. Mevcut yasadaki haklar devam edecek mi? Sayın Bakan'ın ifadesiyle devam edeceğini ifade etti açıklamalarında. Dolayısıyla devamı bekliyoruz. Hı hı. Tabii önümüzdeki haftaki yapılan çalışmalarda, görüşmelerde detaya dair bir değişiklik olur mu bilemiyoruz ama söylemlerine bakarsak devam edeceğini ifade etti Sayın Bakan. Evet, peki yurt dışında çalışanları kapsıyor mu EYT? Buna dair ne dersiniz Sayın Develi? Tabii bu bakmak gerekiyor. Yani yurt dışında derken full olarak yurt dışında çalışanlardan bahsediyorsunuz. Türk vatandaşı yani olup. Bize tabilerse de bu, onlar da kapsayacaktır. Evet. Sayın Şener, sizden de yorum alalım efendim. Yurt dışı ile ilgili. Evet, tabii kapsayacağı aynen söyleniyor. Yani çünkü o durumda bekleyenler de var gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki kapsayacak, yani yurt dışında kapsayacak. Evet. Peki EYT'den faydalananlar başka iş yerlerinde çalışabilecekler mi? Şimdi orada kamu görevlileri için farklı bir konum var. Yani EYT'den diyelim emekli oldunuz. Kamuda Ali hocamız da söyledi. Tekrardan çalışamıyorsunuz. Ya da sözleşmeli özelde olarak çalışabilir belki, mi? Kamudan belki emekli işçi oldunuz. Olarak sözleşmeli olarak değerlendirilir ama kamu sektöründen EYT'yi sağlasa bile çok erken emekli olacak, çok fazla nüfus olmayacak diye düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyelim, hani mevcutta şu anda dahi kamu sektöründe emekliliğini tamamlayıp da yaş haddini bekleyenler var mesela, çalışmaya devam edenler var. Dolayısıyla kamu sektöründen öyle çok yoğun olarak EYT ile yararlanıp peki, emekli olacak sayısı azdır. Özeli düşünürsek. Ancak özeli düşünürseniz tabii ki emekli olduktan sonra tekrardan yeniden aynı yerde de, hatta şöyle söyleyelim, mevcut durumda da zaten özel iş yerlerinin çoğu emekli ettiklerini tekrardan aynı iş yerinde istihdam etmeye devam ediyorlar. Başka bir yere gitmesine gerek yok. Tabii Ali hocamız orada çok detaylı anlattı aslında. Evet. Şartlar değişiyor sadece. Ödedikleri oranlar değişiyor. İşte bir yıl geçtikten sonra da tekrardan bir şeye hak kazanıyorlar yani ödeme için. Doğal olarak bunların emekli olduktan sonra da zaten şu anda emekli olsa bile EYT'lilerin çoğunluğu emin olun tekrardan ikinci bir işte çalışmaya devam edecek. Çünkü yaşları çok genç. Tabii yaşları genç. Yani 50 yaşında, 48 evet, yaşında, evet. 45 yaşında emekli aslında en verimli için çağlar. Fakat EYT dediğimiz konuda da tabii ki bunu talep edenlerin büyük bir haklılık payı da var diğer taraftan da. Bunun da altını çizelim. Peki efendim, şimdi EYT'den faydalananların maaşları düşecek mi? Tabii ki yani emekli maaşı alacak. Yani evet, doğal olarak sonra bu da tabii özel sektörde çalışacağı için o özel sektörle kendi arasındaki anlaşmaya bağlı. Ama rutin olarak aynı yerde çalışacaksa zaten mevcut uygulamada da öyle yapılıyor. Emekli ediliyor dolduranlar sürelerini. Aynı yerde çalıştırılmaya devam ediyor. Ama daha avantajlı şartlarda çalıştırılmaya devam ediliyor. Yani o işletmesine göre, firmasına göre değişecek bir unsur. Yani diyecektir ki kimi firmalar, siz çok tecrübelisiniz, sizden yararlanmaya devam edelim. Siz emekli maaşınızı alın, ne kadar alıyorsanız ona biz karışmayalım. Aynı ücretle devam ettirelim ya da daha fazla ücretle devam ettirelim de
diyen çıkabilecektir. Yani emekliliğe ayrılıp gitmesin diye. Hı hı. Ama bunun tam tersini yapacak olan işletmeler de olacaktır. Yani sizi emekli ettik, emekli maaşınız zaten var. En azından biraz daha az maaşla çalıştıralım şeklinde düşünecek işletmeler de vardır. O kişisine göre, bulunduğu mevkiye göre, bundan sonra çalışıp çalışmayacağına göre değişecektir. Ama gördüğümüz kadarıyla hani EYT gerçekten çok büyük bir alanı kapsıyor ama birçoğu da bu şartları sağlayanların çok büyük bir kesimi de bu kanun çıktıktan sonra hemen emekli olmayacak. Yani bekleyecekler çok büyük ihtimalle. Yani bu sayılar daha düşük de çıkabilir aslında. Kamuoyunda beklendiği gibi. Ama şu da var. Yani hemen emekli olayım da bir an önce işte memleketime gideyim ya da başka işler yapayım ya da farklı bir yere gideyim anlamında bekleyenler de var. Onlar şüphesiz olacaktır yani. Özellikle bekleyen kesim var bu şekilde. Ama dediğim gibi özellikle kamu sektöründe çok yoğun olarak emekliliğe başvuracak olan olduğunu düşünmüyorum yani şu aşamada. Evet. Özel sektörde de bunun tersi yaşanabilir. O yüzden bu sayılar her an değişebilir ama tabii ki biraz yaşayıp önemli, göreceğiz onu. En önemli reformlardan bir tanesi Betül Hanım bu. Yani öyle değerlendirmek lazım. Hı hı. İsteyen istediği gibi değerlendirsin. O yüzden kendisine bağlı yani kişinin isteğiyle bu iş olacak. Yani isterse emekli olacak, istemezse de zorunlu olarak sevk edilecek bu durum yok. Bu yayınların önemi işte biraz da buradan kaynaklanıyor. Vatandaş her açıdan bilgilensin, ona göre kendi menfaatine dönük en doğru kararı versin diye biraz da aslında bu tür bilgilendirmeleri yapıyoruz. Efendim şimdi süremiz de az kaldı. Bir 3-4 dakika, belki 5-6 olabilir. EYT ne zaman hayata geçirilecek? Meclisten geçti diyelim. Ne zaman hayata geçer tahmini? Takip eden aybaşı hayata geçer. Meclisten geçtiği tarihi, yani şöyle, normalde biliyorsunuz Bakanlar Kurulu yönetir der yasalarda ya da Cumhurbaşkanı yönetir der. Kabine, şimdi eski dönemde Bakanlar Kurulu'ydu, şimdi Cumhurbaşkanı kabinesi. Bazı maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer, bazı maddeler takip eden aybaşı itibariyle, bazısı için özel bir tarih belirlenir mesela. Bir şimdi, Ocak belirlenebilir orada. Yani şerh düşülmediği sürece, yasada eğer bir şerh düşülmüyorsa tarihe yayınlandığı dair, gün yürürlüğe girer. Normalde kanun bu nitelikli olarak. Diyelim ki EYT işte 31 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Alt komisyon, üst komisyon, genel kurula geldi, kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na imzaya gitti. Resmi gazetede yayınlandığı gün o gün kanuna girdi demektir. Ama içindeki bazı maddeler vardır. O kanun içerisinde çünkü bir torba aslında bir şeyler de belki girebilir işin içine. Öyle bir şeyler de bekliyoruz biz. Eğer içine başkaca şeyler girerse onlar için bir öteleme var mı ya da ay başını işaret eden bir şey var mı, sonra madde madde bakılır. Evet. Ama normalde kanun yayımı tarihinde hitap şeye girer. Resmiyete girer. Ocak ayı içerisinde yayınlanırsa Ocak ayı içinde resmiyete girecek demektir. Evet. Sayın Şener, EYT'den faydalanmak için efendim nasıl başvuruda bulunulacak? Normal emeklilik prosedürü. Yani emekli olacaksınız sadece. Ama tabii diğer taraftan yani bu birleştirmeleri, askerlik vesaire onlar için ayrı doğum başvurmak vesaire gerekir yani. Ayrıca ama normal işlemleri. Emekliliğe nasıl başvuruluyorsa o şekilde başvurulacak. Eğer askerlikle alakalı hususlar veya varsa veya tabii da doğum borçlanmasıyla yapacaksa ne kadarını ödeyecek, ilgili konular işte, varsa onlar ayrıca. Ne kadarlık kısmı lazımsa belki tamamını ödemeyecek. Mesela 24 ay askerlik yapmıştır, tamamını borçlanmayacak. Belki 12 ayını yetecek, onu karşılayacak. Oradan kendisi için ne ihtiyacı varsa ona göre müracaatını yapıp emekli olacak. Ama bu kanun çok büyük ihtimalle, yani kanuna bir madde konacaktır diye düşünüyorum. 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli kılacaklar gibi gözüküyor. Ama tabii ki kanunlar konulduğu gün yürürlüğe girer zaten. Öngörünüz bu şekilde. Evet, öngörüm. Yani hocam şu konuda herhalde büyük ihtimal tarihin üstünde duruyor. Şimdi 25 yıl meselesi var. 25 yıl meselesi dikkate alındığında erkeklerde 99'da sigortaya giren daha 25 yıl dolmadı. Buradaki 1 Ocak süresi zorunlu hizmet süresini belirlerken şunu diyebilir kanun. 31-12-2022'ye göre 25 yılın tamamlanmış olanlar derse işte o zaman hemen emekli olacaklar kategorisinde ne oluyor? 1997'nin 31 Aralık'ına kadar sigortaya girenleri kapsamış oluyor. Ama Sayın Bakan dedi biz sıralı şekilde hepsini emekli edeceğiz. Evet. Yani dolayısıyla çok kısa bir de efendim şunun cevabını alayım sizden. EYT'yi hak ettiği halde şimdi emekli olmayıp daha sonra bu imkandan faydalanabilir mi? Tabii normalde hak düşürücü bir yasa gelmezse faydalanır.
Yani bir hak geldi, o hakkı istediğimiz zaman kullanabiliriz. İşte sözleşmeli personelde de o var. Diyor ki eğer arzu ederse geçer, geçmiyorsa, istemiyorsa kadroya geçmez. Dolayısıyla EYT'liye de hak geldi, ben emekli olmak istemiyorum derse bir işçi neden iş yerinde kalır? Aslında bu sorunun cevabı hemen az önce de söylemiştik. Emekli olsa bile bir işçi çalışıyorsa iki sebepten çalışır. Bir, gerçekten emeklilik onun geçimini devam ettirmiyordur, yetmiyordur ikinci ücret için. İkincisi, işveren onu kalifiye olarak görüyorsa bırakmak istemez. Böyle bir şey de var. Evet. Şimdi Sayın Develi'ye dönmek istiyorum efendim. Son yorumları sizlerden alacağım Sayın Develi ve Sayın Dinç. Konuya dair toparlayıcı bir yorum almak istiyorum sizden. Nasıl bir katkıda bulunursunuz? Buyurunuz efendim. Tabii ki şunu söylemek isterim ben esasında. Yani toparlayacak olursak 2022 yılı sosyal düzenlemelerin çalışma hayatıyla ilgili çok yoğun olduğu bir yıl. Ve bunun zirvesi de EYT oldu. Asgari ücreti bekliyorduk. Burada reel bir artış durumu söz konusu oldu. 3600 düzenleme söz konusu oldu. Ve şu anda EYT bu süreci tamamlayacak önemli bir noktadayız. Neden önemli bir noktadayız? Çünkü kıdem tazminatlarının belirlendiği bir durum söz konusu ve özel sektörü çoğunlukla ilgilendiren bir ekonomik durum söz konusu. Bunların işte kredi garanti fonundan desteklenme durumu işverenin söz konusu. Bakın az önce de hocam da ifade ettiği gibi bir selektif kredi politika uygulaması var. Özel sektör ticari kredilerde 128'lik bir artış durum söz konusu var. Diğer tarafta da şu anda bu kaynaklar etkin bir şekilde kullanılması açısından çalışma hayatına doğru yönlendirilecektir diye düşünüyorum. Düşük faizli, belki uzun vadeli, ödeme kolaylığı olan bir finansman paketi burada işverenlere verilecektir diye düşünüyorum ben bu noktada. İçinden geçmiş olduğumuz süreçte bir takım makroekonomik enflasyon ve sıkıntılar, jeopolitik riskleriyle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde özellikle ücretli kesimi ilgilendiren ve milyonları ilgilendiren bu durumda kademeli olarak hem 3600 olsun hem sözleşmelilerin geçiş durumu söz konusu olsun ve EYT ile beraber esasında tüm bunlar hem piyasaları rahatlatacak, hem satın alma gücünü artıracak, hem toplam refahı artıracak uygulamalardır düşünüyorum, olacağını düşünüyorum. Çok geniş bir kesimden konuşuyoruz tam bu noktada. 7 milyon civarında asgari ücretli çalışanlar var. Bütün ücreti ilgilendiren bir durum söz konusuydu. Evet, ama diğer taraftan da EYT ile beraber şu anda işte 6 milyonu kapsayan bir kesimi biz bu noktada dikkate alıyoruz. Ve bunlar emekli olacaklar mı olmayacaklar mı bunu göreceğiz. Özel sektörle ilgili olarak bu biraz da bu noktaya bakmak lazım. Özel sektörde EYT'den emekli olacaklar. Buradaki işveren ve işçi ilişkisinde bu noktada devlet hangi pozisyonda olacak? Çünkü burada bir takım pazarlıklar durum olabilir, evet. Kayıt dışı olabilir. Belki buralara birazcık daha dikkat edilmesi gerektiğini ben bu noktada önerebilirim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Dinç, bir cümle rica edeceğim. Buyurunuz efendim. Şöyle söyleyeyim, biraz tartışmamızı renklendirsin. Burada EYT ile emekli olacaklar yeniden çalışmak isterlerse, mesela kamudaki Sefer Hoca ben kamudan emekli olacak olanların az olduğunu düşünüyorum dedi. Kamudan emekli olursa emekli maaşından vazgeçen yeniden dönebiliyor biliyorsunuz. Emekli olur, kıdem tazminatını cebine koy hoca, yeniden gelir çalışmaya devam eder gibi bana geliyor. Tabii bunun bir de SGK üzerindeki yükü var. Orayı da yönetebileceğini düşünüyorum ben sistemin. Fakat EYT kapsamı dışındakilerin işte bir grup 43 yaşında emekli olabiliyorsa sonraki grup 60 olmasının çok derin bir basamak olması da Türkiye'de yeniden bir tartışmayı besleyecektir gibi duruyor ve bir sonraki grubunda 65. Bunlara da dikkat çekmek isterim. Herkese hayırlı olsun. Şimdiden izleyenlerimize iyi yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hayırlı olsun diye biliyoruz. 25 soru, 25 cevabı tamamladık 50 dakika içerisinde. Ben tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sefer Şener, Ali Duman, Doçent Doktor Abdülkadir Develi ve Doçent Doktor Yusuf Dinç, tekrar çok teşekkürler. Sayın seyirciler, haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.